Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bu ay Netflix'te neler izlediğimi paylaşacağım. Netflix'te bu ay birbirinden farklı film ve diziler izledim. Bu izlediğim film ve dizileri sizinle de paylaşmak istiyorum. Hangilerini beğendim, hangilerini beğenmedim, size onlardan bahsedeceğim. Bunlardan ilki Proje isimli bir film. Netflix filmlerinden bir projede. Konusu da şöyle, New Orleans sokaklarında bir hap dolaşıyor. Güç isimli bir hap dolaşıyor. Bu hapı bazı güçlü insanlar, mafya tabir edebiliriz bu kişileri, piyasaya önce ücretsiz olarak sunuyor. Hapın özelliği de insanların içinde var olan ama kendilerinin bilmediği bir geni aktif hale getiriyor. O sayede iyi ya da kötü insanların içindeki bir güç ortaya çıkıyor. Bu güçle birlikte insanlar istedikleri şeyi yapabiliyorlar. Tabii ilk etapta herkese oldukça cazip geliyor ama bunun olumsuz tarafları da var. Filmde zaten bunlardan bahsediyor. Bu hapı sokaklarda pazarlayan Robin isimli bir genç kız var. Kendisi lise öğrencisi. Annesine bakmak zorunda ve kendisi kullanmadığı halde para kazanmak için, okula devam edebilmek için bunu pazarlamaya çalışıyor. Hapın farkında olan Frank isimli bir polis memuru var. Hatta Robin'den kendisi dönem dönem güç kullanmak için bu hapı alıyor. Ama tamamen amacı kötü insanları, yani bu güç isimli hapı ortaya çıkaran insanları yakalamaya çalışmak. Çünkü hapı içen herkes bir nevi Superman gibi farklı güçlere sahip oluyorlar. Ve o yüzden de New Orleans sokaklarında bayağı bir olaylar oluyor. Frank bu kötü adamları kovalaya dursun. Aynı zamanda filmde bir de baba karakterimiz var. Art. Kendisi binbaşı lakaplı. Filme dahil olduğunda ilk başta hangi amaçla bu hapın peşinde olduğunu ya da bu hapı pazarlayanları neden bulmaya çalıştığını anlamıyoruz. Ana karakterlerimizin film boyunca yollarının nasıl kesiştiğini ve neler olacağını izleyeceğiz. Proje isimli bu film Netflix'te benim bu ay en sevdiğim filmlerden birisi oldu. Tam bir sinema tadında. O yüzden size de mutlaka izlemenizi öneriyorum. Bu ay Netflix'te bol bol romantik komedi ya da komedi tarzı filmler izledim. Bunlardan birisi de Sürprizli Gece isimli film. Sürprizli Gece isimli filmde ana karakterimiz Margaret isimli bir ev kadını rolünde. Margaret eşi Ron'la birlikte çocukları Kevin ve Clancy ile sıradan böyle mutlu bir aile tablosu çizmektedirler. Hatta anne karakteri Margaret için sıkıcı biraz da diyebiliriz. O şekilde gözüküyor bize ilk başta. Bir gün Kevin'in bir arkadaşı onlara gece yatısına kalmaya gelir ve baba karakterimiz Ron da onlara bahçede böyle bir çadır kurar. Ve kendileri de içeriye gidip yatarlar. Kevin'in okul arkadaşı gece biraz korkunca eve girmeye karar verir. Eve girdiğinde ise Kevin'in annesini kaçırmaya çalışan bazı kötü adamları fark eder. Bu kişiler Margaret ve Ron'u kaçırırlar. Margaret yani anne karakterimiz kaçırılırken boynundaki kolyeyi çıkartıp masanın üstüne koyar. Ve masanın üstünde bir un var. Una da böyle el yazısıyla köpeklerinin ismini yazar. Kaçırıldıktan sonra çocuklar eve girer. Ailelerinin kaçırıldığını fark eder. Ve annesinin bıraktığı kolyeden ve köpeğinin isminden yola çıkarak ailelerini bulmaya çalışırlar. Filmin ilk başlarında anneyi çok sıradan ve sıkıcı bir ev kadını olarak görüyoruz ama ilerleyen zamanlarda çocuklar da ailelerinin aslında nasıl bir işin içinde olduklarını keşfediyorlar. Hem çok komik hem de çocuklarla birlikte izleyebileceğiniz eğlenceli bir film, Sürprizli Gece. O yüzden size de boş zamanlarınızda izlemenizi tavsiye ederim. Evet, Netflix'te bol bol bu ay romantik komedi ve komedi tarzı filmler izlediğimi söylemiştim biraz önce. Bunlardan birisi de Aşk Garanti. Aşk Garanti de gayet keyifli izlediğim filmlerden birisiydi. Ana karakterimiz Susan isimli bir avukat. Kendisinin bir hukuk bürosu var ama böyle parası olmayan kişilere bir nevi hayır amaçlı yardımlarda bulunuyor daha çok kendisi. Ve yanında çalışan da yine çok da böyle maaş almayan iki tane tatlı çalışanı var. Onlar da bu işe gönüllü olarak Susan'a yardımcı oluyorlar. Diğer karakterimiz ise Nick. Nick isimli karakterimiz de aşk hayatı oldukça kötü giden birisi. Kendisi aşk hayatı kötü gittiği için bir internet sitesi reklamı görüyor. Aşk Garanti diye. Bu sitenin sloganı da en fazla 1000 kişiyle buluştuğunuzda %100 size aşkı bulacağınızı garanti ediyor. Nick de sitenin bu vaatlerine inanarak siteye kaydoluyor. Burası bir tanıştırma buluşturma sitelerinden birisi.
Aşk Garantisi isimli siteye kaydolduktan sonra insanlarla sık sık buluşuyor. Hatta bu işi neredeyse iş gibi görüp sabah birisiyle, öğlen birisiyle, akşam birisiyle buluşuyor. Ama neredeyse 1000 kişiyle buluştuğu halde aşkı bulamıyor. Bunun üzerine de firmaya dava açmaya karar veriyor ve gidip Susan'ı buluyor. Nick aslında fizyoterapi uzmanı ve kendisine gelen hastalarından birinden Susan'ın ismini alıyor ve Susan'a giderek kendisini bu sitenin aldattığını ve dava açmak istediğini söylüyor. Susan tabii ilk başta Nick'i pek ciddiye almıyor. Diyor ki evet, bir fırsat bulmuş, sitenin açıklarından birini yakalamış ve böyle para kazanmak isteyen insanlardan birisi. Ama aslında Nick'in çok daha farklı bir amacı var bu parayı kazanmak için. Oldukça komik anlar yaşanıyor, yanlış anlaşılmalar vesaire derken bu ikilinin yolları da bu şekilde kesişmiş oluyor. Aşk Garanti size gerçekten gülmeyi garanti edebilecek filmlerden birisi. Ben izlerken oldukça eğlendim, izleyin derim. Netflix'te bu ay izlediğim filmlerden birisi de My Spy. JJ CIA'nin bir ajanıdır. En son gittiği görevde aslında başarılı olsa da görevde istenileni yerine getiremediği için birazcık geri bir göreve atanır ve Chicago'ya gönderilir. JJ Chicago'ya gönderilir ama aslında kendisinin daha önceden takip ettiği bir suç şebekesi vardır. Burada iki kardeş karteli yönetmektedir. Kardeşlerden birisi ölünce diğeri de kaçar ve onun yerini bulamazlar. Bunun üzerine de JJ'ye ölen kardeşin ailesini gözleme görevi verilir. Bu görevde de Sophie isimli bir küçük kızın ve annesinin Chicago'da nasıl yaşadıklarını ve işte amcasıyla kızın ve annesinin bir bağlantısı olup olmadığını gözlemlemek üzere kızın yaşadığı apartmana taşınırlar. JJ yanına verilen ortağı ile birlikte apartmana kendine göre gizlice yerleşir. Ama aslında Sophie tarafından fark edilir. Sophie de yeni taşındıklarından dolayı okulunda bir uyum sorunu yaşamaktadır ve pek de popüler değildir. Kendisi diğer çocuklar tarafından dışlandığından dolayı ilgi çekmeye çalışır. Kısa bir süre içerisinde de JJ'yi ve ortağının apartmanda olduklarını fark eder ve onları evlerine girerek suçüstü yakalar. Sophie JJ isimli bu CIA ajanını ve ortağını yakaladıktan sonra annesine bütün olanları anlatmakla onları tehdit eder ve kendi amaçları doğrultusunda kullanmak ister. Tabii ki bunu annesinden de gizli yapmaya çalıştıklarında olaylar birazcık da sarpa sarar. Oldukça komik, yine ailenizle birlikte, çocuklarla birlikte izleyebileceğiniz eğlenceli filmlerden birisi. Biraz macera, birazcık da komedi tarzı filmlerden birisi. Ben izlerken keyif aldım. Vaktiniz varsa size de My Spy'ı izlemenizi tavsiye ederim. Benim yine bu ay izlediğim filmlerden birisi de Cep Herkül'ün Nayım. Bu film geçen ay Türkiye'deki en çok izlenen 10 yapım arasında yer alıyordu ay boyunca. Eğer kaçırdıysanız belki bu video vasıtasıyla sizler de izlersiniz. Nayım Süleymanoğlu'nu herkesin tanıdığını düşünüyorum. Özellikle 90'lı yıllarda çocukluğu geçmiş kişiler o süreci birebir yaşamışlar ve hatırlıyorlardır. Nayım Süleymanoğlu Bulgaristan'da yaşayan Bulgar Türklerinden birisi. Küçük yaşta halter sporuna olan yeteneği fark ediliyor ve tanınan iyi bir antrenörün yanına veriliyor ve bu şekilde yetiştiriliyor. Nayım halter sporunda ilerledikçe ve yeteneği de keşfedildikçe Bulgaristan'da milli takıma alınıyor ve bu şekilde dünyaya gidip işte halter sporunda başarılı olup madalyalar kazanmaya başlıyor ve birazcık da fark edilmeye başlanıyor bu dönemde. Nayım'ın ailesine ve o dönemde Bulgaristan'da yaşayan Türklere Bulgarlar tarafından dayatılan çeşitli zorluklar vardı. Hatta çeşitli şiddet ve ölüm olaylarına kadar gitti. Bu kötü dönem içerisinde Nayım Süleymanoğlu da büyüdü. Burada Bulgar Türklerine yapılan zulümle birlikte kendisi de hem Bulgaristan'dan kaçmayı düşünmeye başlıyor ve aynı zamanda da burada öldürülen Türk vatandaşlarının, dünyanın haberi yok çünkü Bulgar televizyonları gizliyor ve bunu haber yapmıyor, bunun haberini dünyaya iletmek istiyor. Hem yaşadığı süreci izliyoruz, halterde ne kadar başarılı olduğunu, hem de kendi istediğini yapıp yapamayacağını, yani Bulgaristan'da yaşanan zulmü dünyaya iletip iletemeyeceğini görmüş oluyoruz. Bu gerçek bir hayat hikayesi.
Oldukça dramatik ve üzücü. Aynı zamanda da Naim'in başarısıyla da gurur duyduğumuz bir hikaye. Dayım Süleymanoğlu'nun hikayesini merak ediyorsanız ve izlemediyseniz kesinlikle size de izlemenizi tavsiye ederim. Netflix'te sizinle paylaşacağım son film de Erkekler Ne İster? Bu filmi Kadınlar Ne İster filminin bir karşı versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Açıkçası ben izlerken konusunu tamamıyla Kadınlar Ne İster filmine benzettim. Erkekler Ne İster filminde de Ali Davis isimli bir kadın karakterimiz var. Ali Davis isimli kadın karakterimiz başarılı bir spor menajeridir. Ali aslında oldukça başarılı bir kadın olmasına rağmen çalıştığı şirketteki diğer arkadaşlarının, meslektaşlarının tamamının erkek olmasından dolayı birazcık erkeklerin egemen olduğu bir toplulukta kendini göstermeye çalışmaktadır. Hatta en son terfi verilecek toplantı sırasında Ali terfiyi sonuna kadar hak etmesine rağmen patronu ona terfiyi vermez. Hatta onun hiç sevmediği başka bir erkeğe verir. Ve Ali'ye de erkekleri anlamadığını ve bu camiada bir nevi işi olmayacağını belirtir. Ve Ali de bunun üzerine oldukça hırslanır. Ali aslında nerede hata yapmakta olduğunu bilmiyordur. Bir gece kadın arkadaşlarıyla birlikte Ali buluşur ve bu kötü gidişatın üstüne birazcık da içerek işte o geceyi geçirmeye çalışırlar. Arkadaşlarından biri bu verdikleri kadın kadına partiye bir tane de kadın falcı davet etmiştir. O gece sarhoş olan Ali işte kadın falcıya gider. Kadın falcı da ona çeşitli bitki çayları içireceğini söyler. Ali bu hazırlanan çayı içtikten sonra ertesi sabah uyandığında kendisini oldukça farklı hissetmektedir. Hatta ilk etapta yanında çalışan yardımcısının kendisi hakkında söylendiğini işittiğini zanneder ve ona çıkışır. Aslında o sabah itibariyle erkeklerin düşüncelerini kendisi de duyabilmektedir. Ali kazanmış olduğu bu yetenekle birlikte aslında erkekleri anlayıp şirkette istediği pozisyona gelmeye çalışır ama bunun olumsuz tarafları da olacaktır tabii ki. Film boyunca da bunları izleyeceğiz. Ali bu kazanmış olduğu yeteneklerle birlikte mutlu olup olamayacak mı? Bunu filmi izleyerek görebilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte Netflix'te izlediğim 6 tane filmi paylaştım. Netflix'te ben bunların dışında da takip ettiğim çeşitli dizilerin devamını da izledim aslında. Ama bunları zaten daha önceki videolarımda paylaştığım için bugün sizlerle sadece bu izlemiş olduğum son filmleri paylaşmak istedim. Bu filmlerden bazıları geçen ay Netflix'te en çok izlenen Türkiye'deki 10 yapım içerisindeydi. Eğer siz de benim gibi Netflix içeriklerini izlemeyi seviyorsanız ben sizlerle her ay Netflix'te neler izlediğimle ilgili bir video paylaşıyor olacağım. Bu videoları ve diğer videolarımı kaçırmamak için de aşağıdan lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri kaçırmamak için de zili açmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın.